Türkiye'nin Sesi TV'den ekranlarından merhaba efendim. Sora Sora programıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın her günü değerli konularımızı, konuklarımızı ağırlıyoruz. Konuları konuşuyoruz hep birlikte. Sizler yine sosyal medya hesaplarımızdan yayınımız canlı yayınlanıyor. Sorularınızla dahil oluyorsunuz. Aktarmaya çalışıyoruz bilmeyenleriniz için. Hem bizlere telefonla ulaşabilirsiniz hem de şu anda yayınımız anlık olarak sosyal medya hesaplarımızda da var. Bize oradan da ulaşabilirsiniz. Sorularınızı da yanıtlamaya çalışırız. 0549 917 9041 numaralı telefon sizlere açık. Merak ettikleriniz için biz bekliyoruz. Ne konuşacağız derseniz eğer homeopatiyi konuşacağız. Kiminle birlikte? Homeopat eczacı Umay Çilingir ile birlikte. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bir alternatif tedavi yönteminden bahsedeceğiz ama homeopatinin tüm detaylarını da konuşuyor olacağız. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Alternatif tıp deyince bizim yurdum insanının aklına otlar, otlarla kaynatılan çaylar, belki oluşturulan merhemler geliyor. Alternatif tıp bu mudur? Evet. Şimdi gelmesi çok mantıklı çünkü Türkiye'de homeopati, alternatif tıp adı altında birçok bilim yöntemi şu anda henüz yaygın değil. Ve insanlar alternatif tıp dendiği zaman hep fitoterapi ve hep bitkiler kaynatılır ve bu şekilde anlatılıyor. Ama alternatif tıpın altında homeopati var, süsler mineralleri var, aromaterapi var, müzikoterapi var, akupunktur var. Birçok alternatif tedavi var aslında bilinmediği için. Bu yüzden de bunu aydınlatmaya geldim homeopatiyle. Evet. Şimdi ne olduğunu anlatacağız. Evet. Homeopatiyi belki de birçok insan ilk defa duymuş olabilir. Bilenler zaten merakla belki dinliyor olacaklardır. Evet. Bazı fotoğraflar da kullanacağız yine. Özellikle cilt rahatsızlıklarında nasıl tedaviler uygulanılıyor, öncesinde sonrasında nasıl bir iyileşme gözleniyor onları konuşacağız ama homeopati nedir? Nasıl bir tedavi yöntemidir? Bir tanımlayarak başlayalım mı? Tabii ki. Şimdi homeopati üç boyutlu bir tedavi yöntemi, hem fiziksel, hem duygusal, hem de zihinsel yönden üç boyutlu tedavi ediyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü sadece fiziksel olarak tedavi ettiğinde aslında psikolojik sebepler altta kalabiliyor. Ya da sadece psikolojik tedavi ettiğinde fiziksel sebepler altta kalabiliyor ya da duygusal, ki duygusal bunun önemli bir boyutu. O yüzden homeopati üç boyutlu bir tedavi yöntemi. Kitap anlamı olarak baktığımızda sağlıklı bir insana hastalık yapan maddeyi çok çok düşük dozlarda vererek benzerini benzeriyle tedavi ediyoruz aslında. Yani en basit şöyle anlatıyorum. Çok uykusuzluk çeken bir kişi normal hayatında, günlük hayatında çok gergin, sinirli ve yüksek sesle konuşuyor oluyor. Ama biz kafeini çok çok düşük miktarlarda, çok seyreltilmiş miktarlarda verdiğimiz zaman daha böyle normal hayatında daha sakin insana dönüşüyor. Yani benzeri benzeriyle tedavi ediyoruz. Hani normalde kahve içeriz uykumuz açılsın diye, burada öyle bir yöntem söz konusu değil. Şimdi önemli bir ayrıntı var aslında. Üç açıdan tedaviden bahsediyoruz. Evet. Normal hastalıklar için bedensel, organsal olarak yöneliyoruz. Evet. Neden üç aşamalı bir tedavi yöntemi bu? Çünkü şimdi biz normal ilaçlarla, kimyasal ilaçlarla tedavi olduğumuzda kas ağrısı, bel ağrısıyla gittiğimizde belli bir takım analjezikler ve nonsteroid antiinflamatuarlar yazılıyor. Ve sadece bedensel olarak ilaçlıyoruz. Ama hasta bazen ilaçları kullandığı halde iyileşmiyor olabiliyor. Hı hı. Bu sefer de neden iyileşmiyor sorusu geliyor. Aslında bu da beyinde yatıyor. Yani bu da psikolojik bir sebebi, duygusal bir sebebi olduğu yatıyor. Bu sebepten dolayı da aslında mesela hasta kendi üzerinde sorumluluğu çok fazladır ve bu sorumluluğu artık taşıyamıyordur ve bu bel ağrısı olarak yansır. Hı hı. Ama herhangi bir tedavi, yani bu kimyasal tedavi, normal bizim modern tıp dediğimiz tedavide hastanın sorumluluk olduğu, üzerine yük bindiğinden dolayı bel ağrısına verilen bir ilaç yok. Biz bunu 1,5-2 saat hastayla görüştüğümüzde aslında hastanın psikolojik sebeplerden, sorumluluk aldığından dolayı bel ağrısı olduğu için önce sorumluluk yaptığı sebebi ortadan kaldırdıktan sonra kendiliğinden bel ağrısı da geçiyor. Bir tarafta bu bir terapi yöntemi gibi de evet, oluyor. Evet, kesinlikle. 1,5 saat mi? 1,5-2 saat hastayla görüşme yapıyoruz. Seans gibi sürüyor. Olabildiğince çeşitli sorulardan soruyoruz. İşte parayı sever misiniz? Hava tahminlerini yapar mısınız? Yanınızı böyle sürekli bir takım şeyler bulundurur musunuz diye 120 çeşit soru soruyoruz. Ve hastanın verdiği cevap bizim için çok değerli. Şimdi mesela size gelip herhangi bir hastalığı için neden örnek verelim? Belki SEDEF'ten örnek verelim.
tedavi olmak için ya da bunu yenmek için homeopati yöntemini kullanmak için size geliyor. Yaklaşık 1,5 saatlik önce bir süreç geçirecek. Doğru. Yani direkt hastalığa değil, bunu tetikleyen psikolojik olarak sebepler nedir? Belki onlar da ortaya çıkmış olacak. Evet, yani tamamen psikolojik sebep olmuyor ama burada önemli olan ben hastayla 1,5-2 saat konuştuğumda hastanın bu problemi neyden kaynaklanıyor bunu buluyoruz ve tamamen sedefe ilacın budur şeklinde değil. Sedef tamam var. Bu sedef bir sonuç. Bu sedefi ortaya çıkaran bir takım şeyler var ve biz onları buluyoruz ve hastanın hastalığa değil, hastanın kişisine, kendisine, yapısına uygun remedi veriyoruz. Bu arada sizin bir hikayeniz var mı? Yani eczacısınız ama neden homeopatiye ilginiz ya da nereden? Eczacılık fakültesi okurken İstanbul Üniversitesi'nde kongreye katılmıştım. Orada da bir homeopat olan bir hocamız vardı. O anlatmıştı ve ben mucize gibi gelmişti bana. Sihir gibi bir şey gelmişti ve öğrenmek istedim. 3 yılda eğitimini aldım. Ondan sonra gerçekten bunun mucize, yani mucize gibi, tabii ki de pat diye değil ama bir ayda normalde geçemeyecek, yok artık dediğimiz şeylerde çok etkili olduğunu gördüm. Ve o şekilde başladım. Babamın rahatsızlığı ile birlikte başladık ve daha sonra inanarak gitti. Yani sürekli hastalara şifa vermeyi istemiştim zaten okurken de. Ki çok şükür ki bu şekilde bir tedavi yöntemiyle tanıştıktan sonra şu an hastalara daha iyi şifa veriyorum. O yüzden mutluyum. Şimdi peki yani zihninde canlanmayanlar için işte 1,5 saat konuşuldu, hastalık belirlendi, ne yapılacağı belirlendi. Evet. Bu tedavi yöntemine başladığı zaman hasta bunu bir kremle mi, ilaçla mı, hangi argümanla devam ediyor? Aslında bunun sıvıları var, kremleri var ama biz tedavide genellikle sistemik olarak, yani tüm vücudun etkilenmesini istediğimiz için homeopatik ilaçlara remedi diyoruz. Remediler böyle küçük globül halindeler, top gibiler. Bunları dil altlarında ya da bir bardak suda eriterek içmesini istiyoruz. Çok çok küçük. Zaten tek doz, tek ilaç prensibine dayalı klasik homeopati. Ben klasik homeopati taraftarıyım. Onu o şekilde tedavi ediyorum. Tek ilaç, tek doz prensibiyle pazar günü sabah ilacını alıyor dil altı ya da bir bardak suyla. Bir ay sonra gelişimi görüyoruz zaten. Süper. İlginç bir şey. Çok enteresan. Evet, çok enteresan. Peki o ilaç nasıl hazırlanıyor ya da yurt dışından mı getiriliyor? Siz mi hazırlıyorsunuz? İlaçları hazırlamak çok zor. Çünkü normalde ana bir tentür yapılıyor. Bu tentürden bir damla alınıyor. Suyla ya da saf alkolün içine 9 tane karışıp 10 kere böyle şekilde çalkalanıyor. Ve bu sadece bir doz elde ediliyor. Ve daha ondan bir damla alıp tekrar 99 su, bu sefer 100 kere çalkalanıyor. Ve her seferinde aynı ritimle. Çünkü ritmi karıştırınca tekrar başa dönüyoruz. Döküyoruz. Bu da çok zor olduğu için makine ve biz sadece 1-2 doz değil 200 CH dediğimiz 10^-20 seyreltmelere kadar olduğu için bu hazırını tercih ediyoruz. İngiltere'den genellikle getirtiyorum ben. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda bu konuda çok başarılı. İngiltere'yle getirtiyorum. O zaman şimdi yurt dışından getirtince pahalı bir yöntem mi çıkıyor karşımıza? Değil. Çok enteresan. Homeopati ilaçları, remedi dediğimiz ilaçların hiçbiri maliyet gerektirmiyor. Çok daha hani bizim kullandığımız ilaçlardan çok daha uyguna geliyor aslında. Bu konuda hastalar hiç korkmasın. Yani maliyetli bir şey değil. Şimdi yurt dışında yani devletin mi kullandığı bir yöntem oldu, daha mı gelişti? Türkiye ile karşılaştırdığımızda ne noktada? Avrupa nasıl kullanıyor? Avrupa çok ciddi bir kullanıcıları var. Bir defa her klinikte mutlaka homeopat doktor, homeopat eczacı mutlaka bir iletişim içerisindeler. Oradaki eczanelerde homeopatik ilaç çok çok rahat bir şekilde her eczanede bulunabilir bir seviyede. Ve doktor tedaviye başlarken orada soruluyor. Homeopatik bir tedavi mi istersiniz? Klasik tıp mı istersiniz, fitoterapi mi istersiniz diye hastaya yöneltiliyor. Nasıl tedavi edilmek isteniyorsa o şekilde ediliyor. Tabii burada da bilinçli bir hasta lazım karşınıza. Tabii. Ama onların eğitimiyle gerçekten bu çok ciddi bir boyutta. Onların birçok, yani yurt dışında her neredeyse homeopatiyi kabul eden, bizim ülkemizde kabul etti. Homeopatiyi kabul eden her ülkede yaklaşık artık sayısı artacak homeopatik okullar açılıyor. Güzel. Tabii bunların açılmasıyla beraber daha yaygın bir şekilde de devam ediyor olacak. Bizim Türkiye'de de Medipol'de şu an açıldı. Şimdi bir taraftan izleyenlerimiz de bizi
bizi takip edenler, soruları olanlar varsa bizlere ulaşabilirler. Evet. Bir taraftan bazı fotoğrafları yine arkadaşlarım ekranlara taşımaya devam ediyorlar. Biraz fotoğraflar üzerinden konuşalım ama öncelikle şimdi mucizevi gibi bir yöntemden evet. bahsediyoruz. Bu mucize gibi yöntem hangi hastalıkları iyileştirir dediğimizde? Şu Avazda'yı birçok hastalık için iyileştiriyor. Yani özellikle psikolojik, yani altta psikolojik yatan problemler, cilt problemleri. Yani demin sedeften örnek vermiştik. Sedef hastası olan kişilerde veya alerjiye daha yatkın olan kişilerde mutlaka astım, bronşit gibi problemler görüyoruz. Hı hı. Yani ileriki yıllarda da görüyoruz. Bu yüzden bunları da önleme açısından iyi oluyor. Sadece böyle kronik tansiyon, kronik hastalıklar, şeker hastalıkları gibi durumlar tamamen hastalığı iyileştiremiyoruz. Sadece yaşam kalitesini artırabiliriz. Hı hı. Ve ilaçlarının dozlarını düşürebiliriz. Kanser tedavilerinde? Kanser çok kompleks bir hastalık. Bizim homeopatide şöyle deriz. Miyazmalar vardır, tabakalar vardır hastada. Ve kanser miyazması aslında genetiğini taşır. Aile büyüklerinden hastaya gelir ve kanser miyazması çok çeşitli alt tabakaları da oluşturur. Bunların hepsini açmak zaman alıyor. Ciddi bir süreç alıyor. Yaklaşık 8 ay, 1 yıl kadar bir süreç alır. Ama şöyle söyleyebilirim. Kanserin tamamen geçirme diye bir şey söz konusu değil homeopatiyle. Hı. Ama dediğim gibi yine yaşam kalitesini artırma ve durdurma. Yani hasta 3. evredeyse 3. evrede kalabilir ve yaşam kalitesini artabilir. Hı. Ama 2'ye ve 1'e yani geçmez. Geçmez. Hı. Peki bazı hastalıklardan koruma yöntemi değil, hastalığın tedavi yöntemi değil mi bu? Doğru, evet. Evet, onun da altını çizmiş evet. olalım. Şimdi ben bir kere daha telefon numaralarımızı da hatırlatayım. 0549 917 9041 mucizevi gibi bir yöntemden bahsediyoruz aslında. Dünyanın kabul ettiği bir yöntemden bahsediyoruz şu anda bizler. Şimdi bazı fotoğraflar paylaşıyordu arkadaşlarım ekranda. Onları da böyle alalım, onların üzerinden de konuşalım. Bunlar sizin tedavi ettiğiniz insanlar, gelecek evet. fotoğraflar değil mi? Evet. Evet, şu an egzama hastalığı. Evet, egzama ve atopik dermatit, bu bir bebek de çok tatlı. Kompleks, dediğim gibi kompleks bir tedavi yöntemi. Hem homeopati hem belli benim kendi yaptığım bir solüsyon var. O solüsyonu veriyoruz, hem de aromaterapi yağı verdim. Bu üç boyutlu bir tedavi, sadece homeopatiyle değil. Başka alternatif yöntemleri de kullanıyorum ben hastaları tedavi ederken. Bu bebek miydi? Bu bebekti, evet. Peki bebeklerde yani... Şimdi bazı hastalıklar bebeklerde çıkınca ayrı üzülüyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki yani ne tetikledi, nasıl geldi? Evet. Daha büyük soru işaretleri oluyor. Ve sonrası var. Tamamen mi geçti yani? Şu anda tamamen geçti. Ve aslında bu bebeğin sırtları da çok kötüydü. Şu anda gayet iyi. Ve yani en önemli şey de bunu geçirdikten sonra bana şey dememeleri çok iyi oluyor. Eczacı hanım tekrar oldu demiyorlar. Yani kalıcı bir tedavi yöntemi. En güzeli bu. Önemli olan o. Ben de onu soracaktım. Evet. Peki tekrar o hale gelir mi bu bebek diye? Gelmeyecek. Evet. Şimdi diğer fotoğraflarla da devam edelim. Onları da yavaş yavaş getirelim. Üstünden konuşalım. Bebek gördüğümüze göre yaş sınırı yok. Tabii yeni doğandan orta yaşlı ve çok yaşlı kısmına kadar herkese kullanabildiğimiz bir şey. Çünkü homeopati genellikle plasebo etkisi var mı yok mu diye çok soruluyor. Plasebo etkisi tabii ki de inandığın şeyin daha yüksek etkisi olması çok normal. Gösterdiğin o enerji ve inançla, ama hayvanlarda ve bebeklerde de homeopatinin bu kadar etki etmesi plasebo olduğunu göstermiyor aslında. Evet, onu da biraz çünkü, geçmiş oluyor. Evet, bebeklerde ve hayvanlarda plasebo işe yaramıyor. Morarma? Evet, bu morarma, arnika dediğimiz bir remedi var. O remediyle çok kolay ve basit bir şekilde, yani çok nasıl anlatayım, böyle haftalar sürecek bir şey değil bu gördüğünüz şey. Sadece 2 saatlik bir gelişme bu. Arnikayla morarma 2 saatte gitti ve tırnak düştü, yeni tırnak geliyor. Süper. Tek bir ilaçtan bahsediyoruz. Siz klasik yöntemi kullanıyorum evet. dediniz. Tek bir ilaçla tüm hastalıklar mı gidiyor? Yani
Öyle bir şey nasıl işliyor? Yani öyle bir şey mümkün değil ama şu şekilde hasta zaten bana ben şikayetini de soruyorum tabii ki ama burada hastalığa değil hastaya ilaç verdiğimiz için, remedi verdiğimiz için hani ben hasta işte şeker hastasıdır, morarma, sedeftir, egzamadır, alerjik astımdır bunların hepsine uyan bir ilaç mümkün değil. Hı hı. Hastanın kişiliğine verdiğim için o remedi de hastanın hücrelerine çok derin bir şekilde etki ettiği için aslında hastanın kendisi iyileşiyor. Yani hastanın kişiliği iyileşiyor, yapısı iyileşiyor. İyileşince diğer hastalıklar otomatik olarak kalkmış oluyor vücuttan. Kalkmış oluyorlar, evet. Hı. Diğer fotoğraflar, saç kıran var bir tane. Evet, saç kıran bu da bebekti yani çocuktu. Hı hı. 3-4 yaşındaydı. Buna hem aromaterapi hem de homeopati verdik. Aslında 17 Temmuz'da olan bile saç kıran değildi. Bunu biz biraz geç çekmişiz. Ben ilk öncesini bulamadım. Hı hı. Geç çekmişiz ama 20 Ağustos'ta ve şu an çok daha arka tarafındaydı zaten. Çok daha gür saçlarım. Aa, süper. Peki bu tedaviyi uygularken şimdi ben herhangi bir hastalık için ilaç kullanıyorsam, hı hı, ya da bazı yemeklere mesela dikkat etmem gerekiyor mu? İlaç kullanıyorsam onlara devam mı ediyorum, kesmem mi gerekiyor? Mesela tansiyon hastasıyım ben, hı hı, ama başka bir şey için size geldim. Yani sürekli kullanmam gereken ilaçlar var. Evet, mutlaka. Homeopatik ilaçlar, remediler ve süsler mineralleri de dahil hiçbir şekilde bir ilaçla etkileşime girmiyorlar. Hı hı. Sadece antibiyotiklerle veya kortizonlu ilaçlarla kullanımını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Çünkü bir yanda kortizon kullanıp bir yanda remedi almak, remediyi çok baskılayan bir işlem oluyor. O yüzden o kısmını hastayla ayarlıyoruz saatlerini. Hı hı. Kesinlikle ilaçlarını bırakın diye bir şey söylemiyoruz. Çünkü ilaçla da tedavi edilmesi gerekiyor. Belli bir süreden sonra zaten hasta kendiliğinden fark etmiş oluyor. Yemeklerle etkileşime giriyor şu şekilde. Hı. Kahve, kafeinli kahveler. John hastalığı, ben söylüyorum hastalara kafeinsiz kahveler çıktı onları tercih edelim diye. Zor değil mi? Ne kadar yani, süre dikkat edecekler? Bir ay kadar bir süre. Eyvah. Evet, kahveyi çok sevenler için aynen, çok zor bir süreç aslında. Evet, maalesef. Yani artık iyileşmek isteniyorsa bir takım şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Ama nikotin, kafein, alkol, mentol, çok keskin koku ve baharatlar, bunlara dikkat ediyoruz. Onun dışında kesinlikle remedilere, bir bardak suya da koyduklarında, ağzına da aldıklarında hiçbir şekilde metal değmiyor. Bu kadar. Hmm. Şimdi merak ettiğim bu yeme içme konusunu biraz daha açalım. Bir ilaç alıyor. Bir ay boyunca kafeinden, nikotinden uzak duruyor. Evet. Şimdi mesela ben düşünüyorum ki acaba bunu bir ay boyunca ilaçsız başarabilse de fayda sağlar mı acaba bazı şeyler için? Denemeleri lazım ama çok uzun genel, süre değil mi? Yani şimdi kullanmayan, sevmeyen insanlar zaten belki hayatında çok nadir olanların çıkarması çok kolaydır. Ama birçok yani kahve de aynı şekilde yani bağımlılık derecesinde seven insanlar var. Bunlar şimdi kaçamak yaptığında ne oluyor mesela? Kaçamak yaptığında çok bir şey olmuyor. Hani haftada bir kere içtiğinde çok bir şey olmuyor ama yani mesela bağımlı olmak da aslında bir hastalık. Yani o da bir doğru, normal olmayan bir durum. Yani onu da tedavi ediyoruz bu arada. Yani çünkü o da aradan gitmiş oluyor. Çünkü bağımlı olmak çok normal bir şey değil. Onun dışında mesela fibromiyalji hastaları var. Bel, boyun ağrıları, sırt ağrıları yaşayan özellikle 10 kadından 8'i zaten bu ağrıları yaşıyor. Evet. Ve neredeyse bir aylık yaşamıyorlar. 2-3 ay, 4 ay, 5 ay daha uzun bir sürede yaşıyorlar. Hani 4-5 ay bu ağrıyı çekebiliyorlar. Hı hı. Bir ayda iyileşmek, hı, için sabretmeleri. Bir telefonumuz varmış tabii bu ki, arada. Tamam. Alime Hanım telefon attığımızda. Merhabalar. Tekrar deneyelim bağlantıyı. Biz biraz dayanmaları gerekiyor bazı konularda. Bağımlılıklar da kurtarıyoruz dediniz. Sigara bağımlılığından, evet, kurtulabilirler. Ya da alkol bağımlılığı. Evet, nikotin ve alkol problemlerinden kurtulabiliyorlar. Bunu homeopatiyle de yapıyoruz. Süsler mineralleri de yapıyoruz. Süsler mineralleriyle de yüz teşhisi yaparak bir tedavi yöntemi. Hastanın yüzünü okuyarak yapıyoruz. O yüzden homeopatiyle süsler bu konuda daha ikisini birlikte kullanmak daha mantıklı oluyor ama evet, bağımlılıktan kurtulabiliyorlar. Ama tabii ki de insanın önce zihninde bitiyor yani. Evet, değil mi? Çünkü normal klasik tedavi yöntemleri, yani evet, modern tıpın uyguladığı, evet, tedavi yöntemlerinde de
önce onu söylüyorlar. Önce evet, isteyin. Kesinlikle. Hemen hemen her tedavi yönteminde de galiba geçerli. Önce kafada bitecek çünkü yani ne yaparsak yapalım o bünye, vücut o enerjiyi kabul etmeyecek. Hı hı. Şimdi telefonumuz tekrar hazır mı? Önce onu sorayım yeni bir soruya geçmeden önce. Şu an değil peki. Mevsim değişiklikleri başladı kışın gelmesiyle evet. beraber. İşte gribal enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonları, kronik rahatsızlıkları olanların zaten bronşiti ya da başka hastalıkları da yanında seyreder oldu. Şimdi bir kış dönemine evet. giriyoruz. Bu tip enfeksiyonlu hastalıklar içinde, virüslü hastalıklar içinde bir tedavi yöntemi olabiliyor mu? Tabii ki olur. Şimdi biz homeopatide kitler var. Bir acil durum kitleri var. Bir de kronik kitler. Daha böyle yapıya elverişli olan kitler var. Hı hı. Bu tür durumlarda ya şu anda hastalığın seyre durumlarında biz acil kitleri tercih ediyoruz. Yani hemen o anda üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, boğaz ağrısı olduğunda, faranjit olduğunda hemen alabileceği remediler var. Hı hı. Onun dışında çocukların arı soktuğu ya da morarma olduğu onun içinde hemen verilen acil kitler var. Kullanılabiliyor tabii ki. Hı hı. Ve çok kısa bir sürede etki ediyor. Burada amaç şey değil. Kesinlikle vücudun bir siklusu var. Yaşam enerjisi ve döngüsü var. Bunu baskılamıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü baskılarsak başka bir yerden tekrar başka bir şekilde çıkabiliyor. Hı hı. Bu yüzden baskılamadan o siklusu en hızlı bir şekilde tamamlamanın derdindeyiz. Hı hı. Ve o şekilde saatlerce bazen günlerce sürüyor ama o siklusu biz hiçbir şekilde baskılamadan tamamlamış oluyoruz. Bir telefonumuz var zannediyorum şu an. Yener Bey telefon attığımızda. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Yener Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Hoş gördük, kolay gelsin. Teşekkürler. Bu arada ben kendi sesimi yankı olarak tekrar duyuyorum. Zannediyorum ki televizyon açık. Kısarsanız çok daha iyi anlaşabileceğiz çünkü sizin sesiniz geç geliyor. Evet, kapattım. Evet, çok teşekkürler. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Şimdi benim bir evladım var. Onun da bu alerjik hastalıkla alakalı ne kadar doktora götürdüysem de herhangi bir tedavi uygulanmadı. Verdikleri ilaçlar, pomatlar uygulanmadı ve kızartı poposundaki gitmedi. Hı hı. Ama bu ilaçları sürmediğim zaman burası tekrar nüksedip pişik kızarıklık ve sulanma yaratıyor. Bununla ilgili hocamla bilgi istiyorum. Şimdi kaç yaşında? Bebek galiba anladığım kadarıyla. Yok, bebek değil, 10 yaşında. Yaklaşık bir 8 aydan beri bu alerjikle uğraşıyoruz. Hı hı. Pişik mi diyorlar? Ya pişik doktora diyorlar, dericiye gönderiyorlar. 2 lira krem yaz, gönder. Herhangi bir tedavi ulaşmadık. Ama poposunun olduğu gibi hayatına kadar arkasında ilaç kullanmadığımız zaman sulanıyor ve sanki hiç sürmese ilacı birbirine kaynak olacak arkası. Anladım. Tamam. Peki soralım, bunun da tedavisi mümkün mü? Sizin eksik kalan sormak istediğiniz bir şey varsa. Ben başını hiç duyamadım. Sadece sonunu duydum. O yüzden başını alabilirsin. Evet, alerjik bir problem yaşıyor. Tamam. Zaten tam da beyefendinin anlattığı gibi. Yener Bey'e bu arada teşekkür ederim. Siz bizi ekrandan takip etmeye devam edin. Tam da anlattığı gibi özellikle 10 yaşındaki çocuğunun poposunun olduğu kısımda bir kızarıklık, pişik gibi. Bazı diyor ilaçlar veriyorlar, pomatlar evet. veriyorlar. Duruyor ama yok olmuyor. Biz o ilaçları bırakmazsak da diyor sulanan bir hale bürünüyor. Evet. Tedavi edebiliyor muyuz? Pişik mi demişler? Diyor. Pişik demişler. Hmm. Pişik sulu bir hale döner mi? Şimdi büyük ihtimalle o artık egzamaya geçmiştir. Yani çünkü sulu oluyorsa ve ilaçları bırak, büyük ihtimalle kortizonlu bir ilaçtır o. Kullandıkları zaman iyi geliyordur ama kullanmayı bıraktıklarından sonra bir hafta sonra yine eski haline gelir ve özellikle sulu oluyorsa böyle hani küçük küçük noktalar halinde su kabarcığı gibi mi? Evet, bu artık egzamaya dönmüştür. Ve çok kaşıntılıysa ve hasta böyle tatlı tatlı kaşımak istiyor ve orayı suları patlatıyorsa bununla ilgili homeopati çok güzel işe yarıyor gerçekten. Ve kesinlikle homeopatiyle birlikte aromaterapiyi de
öneriyorum. Yanında şöyle söyleyeyim, bir ay gibi çok kısa bir sürede iyileşme görebilirler. Çünkü ben bir bebek hastaya bu aynı şekilde bahsettiği sulu sulu olan bir şekilde vermiştim. Hı-hı. 10 yaşında olması hiç önemli değil. Tabii ki de engel değil. Yine aynı tedavi uygulanabilir. İletişime geçebilirler benimle. Evet, iletişime geçebilirsiniz efendim. Yani bunun bir çözümü varsa çocuk o zor süreci, ki 10 yaşındaki bir çocuk yaşamasına gerek yok aslında. İnşallah öyle olur. Biz riskleri var mıdır diye de konuşalım istiyorum aslında. Şimdi birçok ilaç ya da birçok tedavi bazı riskleri de az da olsa yanında taşıyor. Kimilerinin daha yüksek oranda. Böyle bir yöntem uyguladığımızda riskler var mı? Yan etkisi kesinlikle yok. Ve bu ilaçlar kesinlikle kimyasal değil. Ve kesinlikle bağımlılık yapmıyor. Bu çok önemli. Bağımlılık yapmıyor, yan etkisi olmayan, kimyasal olmayan, bizim kullandığımız remediler element olabilir, mineral olabilir, bitki olabilir, hayvan akıntıları olabilir. Bunları kullanırız ama kesinlikle kimyasal değil. Çok çok düşük dozlarda ve yan etki yapmıyor. O yüzden güvenle kullanabilirler. Hamilelere dahi çok güvenli bir şekilde bebeğin gelişimi için bile olsa ya da annenin herhangi bir problemi bile olsa gönül rahatlığıyla veriyoruz. Hı hı. Şimdi ama hamile anneler mesela daha konuda hassas olabilirler. Evet, evet. Daha çok sorguluyor olabilirler. Kesinlikle. Bu tedavi yöntemi bizim ülkemizde kabul edilen bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Doğru, bu arada değil mi? Edildi. Yani hani bizler yurt dışında evet uygulanıyor, biz de deneyelim diye kafamızdan bir yöntem uydurmuyoruz. Hı. Hamileler biraz daha hassastır bu konularda diye tahmin ediyorum. Hı. Belki size gelenler de öyledir. Özellikle birçok rahatsızlıklarını hamilelik döneminde yaşayanlar da var mesela. Ben yine de ilaç almayayım, bunu çekeyim. İşte kiminin böbrek sancısı olabiliyor ya da başka kronik hastalıkları o dönemde tekrar belirebiliyor. Evet. Bunlar da mesela böyle şeyler olsa kullanabilir mi? Kullanabilirler. Bu hastanın gerçekten kişiliğine değişen bir şey. Çünkü hasta çok panikse ve bunu aldım ne olacak, onu aldım ne olacak diye soruyorsa açıkçası vermeyi tercih etmiyorum. Çünkü psikolojik olarak o üretebilir ama ondan ilaçtan, remediden kaynaklı olduğunu düşünebilir. Aslında öyle bir şey yok. O yüzden daha böyle kabul eden, yani bunu ben her şekilde anlatıyorum ve evet ben bunu almayı kabul ediyorum diyen hamilelere veriyoruz. Ve ciddi anlamda kendileri de zaten görüyorlar. Hiçbir yan etkisi olmadan, hiçbir şekilde bebeğe ve kendisine zarar vermeden o süreci daha rahat bir şekilde atlatmak için uyguluyoruz. Şimdi bizim paylaşmak istediğimiz fotoğraflardan daha kaldı mı bilmiyorum. Sedef var. Evet. Evet, sedefe de bakalım. Bu sedef çok ciddi bir sedefti. Evet. Ve 16 yıllık geçmişi olan bir sedefti. Evet. Hasta çok şey kullandığını söylemişti bana. Özellikle kortizon geçmişi çok fazlaydı hastanın. Önce kortizon geçmişini temizlemek için bir takım kürler uyguladık. Daha sonra omega 3'ünü, probiyotiğini, D vitaminini, aromaterapi yağlarını ve en son homeopatiyi vererek biraz daha bekledik. Normalde şöyle söyleyeyim, 1,5-2 ay içinde çok anlamlı sonuçlar alırız homeopatiyle. Ama bu kadar geçmişi olan bir sedefte yaklaşık 7 ay sürdü diyebilirim. Ama sonucu çok güzel oldu. Şu an bembeyaz bele sahip aslında. Evet, süper. Sedefi de tamamen, özellikle yüzde olan sedefler mesela. Evet. Psikolojik olarak da insanları çok fazla etkiliyor. Hele ki çocukluk çağında da olanlar var. Evet. Onları da psikolojik olarak çok kötü etkiliyor. O psikoloji çizgisini çok bozmadan aslında tedavi edilebilirse eğer bazı şeyler etmekte fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi şöyle konuşalım. Günümüz insanının stresi malum. Evet. Herkes farklı bir açıdan bazı şeyleri yaşıyor. Evet. Mesela kronik sırt ağrıları, kol ağrıları, boyun ağrıları çekenler var. Sürekli tutulmalar yaşayanlar var. İşte genelde ne diyoruz bunun için? Bilgisayar başında sürekli oturuyorsun, işte klima açık. Ama bir sürekliliği var. Bu hasta bunu işte stresten uzak dur. Bazı şeyler tetikleyici olarak görünebilir ama bir insanın yıl boyunca birkaç haftada bir tutulmalar yaşaması, boynunun ağrıması, boynunun tutulması, bunlar normal değildir diye düşünüyorum. Mesela bu tip tutulmaları geçirebiliyor muyuz? Evet, geçirebiliyoruz. Bunların şöyle söyleyeyim, yine dediğim gibi her zaman altında yatan sebep bizim için çok önemli. Çünkü ben direkt hani şöyle kronik bel ağrım var, boyun ağrım var deyip sana al bu şeklinde bir şey değil. Mutlaka altta yatan sebebi ortaya çıkarıyoruz. Ben o ve hastayı anlamaya ve tanımaya çalışıyoruz ve ona göre bir remedi veriyoruz. Zaman içinde bazen tabii ki de soğukta kalıyoruz ya da banyo yapıp rüzgara kalıyoruz.
kalmak zorundayız. Bu zaten kaçınılmaz bir son ki boyun ağrısı olacak. Ha, bunun tedavisi çok başka çünkü bu akut bir durum. Yani hemen bir anda olup bir anda gelişen bir durum olduğu için bunun tedavisi çok başka. Ama kronik olarak çok uzun süre bu şekilde tutulmalar yaşayan bir insanın mutlaka altında yatan başka bir sebep olması lazım. Benim ilk deneyimlerimden biriydi. Hocam bakarken ben yanındaydım. Bir hasta böyle sürekli bel ağrısı yaşıyor ve sadece ağrısını kitap bastırarak, geceleri kalkıp kitap bastırarak uyuyabiliyormuş. O şekilde geçiriyormuş ağrısını. Ve biz birçok soru soruyoruz. 120 soru yaklaşık soruyoruz. Ve sonunda hastanın dinle olan ilişkisini soruyoruz. Biraz daha tanıdıktan sonra. Ve hasta şey demişti. Ben her gün bir yere vahiy indiğim için demişti. Ben insanlara anlatmaya çalışıyorum bunu ve her gün başka bir ile gidiyorum bunu anlatmak için demişti. Ve insanlar beni deli zannediyor demişlerdi ve benimle ilgilenmiyor zannediyor demişlerdi. Hocam da aslında bunun altında yatan sebebin bu olduğunu ve onun kimseye onun takmadığını yani ilgilenmediğini düşündüğü için bu şekilde bir psikolojik sebep olduğu için bel ağrısı olduğunu çözmüştü. Ve gerçekten ona yönelik bir remedi verdiği zaman şöyle söyleyeyim 2 ay içerisinde tekrar kontrole geliyorlar, seansa geliyorlar ve hasta bel ağrısı olduğunu bile hatırlamadı. Hani bel ağrınız vardı, hiç öyle bir şey hatırlamıyorum dedi. Çünkü zihni iyileşti, psikolojisi iyileşti, kendi iyileşti. Öyle olunca bel ağrısına gitti. Güzel, güzel hikayeler vardı tabii evet, sizin böyle çok tedavi yöntemlerinizde. Evet. Psikolojik rahatsızlıkları o zaman buradan girelim, biraz onları da konuşalım. Yine ne yazık ki günümüz insanının en çok yaşadığı o stres, baş belası stres. İşte stres evet vücut için gerekli ancak biz kontrol mü edemiyoruz ya da bazen kontrol edemediğimizi mi düşünüyoruz bilmiyorum. Onun bazı etkileri oluyor üzerimizde. İşte depresyon yaşayanlar var. Bir taraftan baktığımızda bazı yaş grubu çocuklarda çok fazla intiharlar var. Evet. Kaygılar, anksiyete problemleri yaşayanlar var. Geniş bir skala zaten evet. Düşündüğümüzde psikoloji. Psikolojik rahatsızlıklarda çözüm mü? Yıllarca yani evet. Şimdi tabii modern tıbba yönelik bir şey değil niyetim ama yıllarca ilaçlarla aslında birçok sadece psikoloji değil birçok ilacı kullanıp iyileşemeyen hayatını ben artık böyle mi yaşayacağım diye kabullenmek zorunda kalanlar var ve tamamen kalitesiz bir hayat sürenler var. Psikolojiyi düzeltmek mümkün mü? Mümkün. Şöyle, hiç kesinlikle mucize diye bir şey yok. Önce kabullenme süreci ve bu kabullenme sürecinden sonra tedavi olma süreci var. Önce kabullenme süreci önemli bir süreç gerçekten. Çünkü kabullenemedikleri için bir takım şeyler daha üst düzeye çıkıyor. Herkesin hayatında stres var. Stresi yok etmek diye bir şey mümkün değil. Sadece bu stresi kontrol edebiliriz. Kontrol etme olanağı sağlayabiliriz kendimize. Onu da gerçekten bu konuda homeopati başarılı. Ya, psikolojik olan problemlerde homeopati çok başarılı ama dediğim gibi mucize diye bir şey yok. Yani hastayla çok takip altında ve ilaçsız da olmuyor. Yani bazı ilaçları kullanmak zorunda kalıyorlar ve kalmalılar belli bir süre. Ama hastayla takip altında belli bir zamandan sonra hasta kendiliğinden fark ediyor bir şeylerin değiştiğini ve en önemlisi etrafındakiler söylüyor. Sen değiştin, gülmeye başladın, işte daha mutlusun sanki, dışarı çıkmaya başladın, sosyalleşmeye başladın diye tepkiler aldığı zaman kendi fark etmese de "Aa, bana böyle diyorlar" deyip kendini daha mutlu ediyor ve aslında tedavi olduğunun farkına veriyor ve ilaçlar yavaş yavaş giderek azalıyor. Bu ilaçların yani farklı, şimdi az önce örnek anlatmıştınız ya hocanızdan, işte buluyoruz bu bel ağrısının nedeni bu işte evet. Yalnızlıktı mesela, onunkisi dışlanmaktı. Evet. Ona göre bir ilaç verdiğinde ortadan evet. Kalkıyor. O zaman farklı yerlere temas eden farklı alanlarda ilaçlar var. Yani bir ilaç derken gerçekten bir ilaçtan bahsetmiyoruz. Birçok yani 1200-2000 kadar belki de çok fazla. Hepsinin yani şöyle anlatayım, iki kişinin midesi ağrıyor. İkisine de aynı ilaç vermektense birinden
Atıyorum ki çok iş yerinde çok mutsuz ve her iş yerine gittiğinde ve çıktığında midesi ağrıyor. Diğerinde çok başka bir sebeple de midesi ağrıyor. Bu iki hastaya verdiğimiz iki remedi birbirinden tamamen farklı. Bir, onların kişilikleri farklı. İki, sebepleri farklı. Bu yüzden yani A'dan Z'ye çok fazla her türlü hücreye ve kişiliğe hitap eden aslında remediler var. Onları uyguluyoruz. Yani çok kıskanç olan kişiye bile yani genellikle çok kıskanç olan kişiler genellikle yılandan ve köpekten korkabilirler. Bunları da göz önünde alarak, bu soruları da sorarak tamamen ona uygun remediler var. Öyle değişik değişik. Peki mesela sedef ya da egzama yaşayan biri muhtemelen hangi problemleri de mesela beraberinde yaşıyor ya da kronik bazı hastalıklar yaşayan biri? Böyle bir bağlantı var mı hastalıklar arasında? Evet, var. Yani bunu görüyoruz seans alırken. Genellikle sedefe olan, egzaması olan kişiler astıma, bronşite, zatürreye, pnömoniye çok yatkın oluyorlar. İleride tansiyon problemlerine çok yatkın oluyorlar. Atopik dermatit olan kişiler de aynı şekilde. Genellikle bu cilt problemleriyle göğüs problemleri arasında bir bağlantı oluyor. Bunları söylüyoruz hastaya. Geniz akıntınız oluyor mu, ara sıra başladı mı şeklinde. Başladıysa onu da dikkate alıyoruz. Değilse en azından onun oluşmasını engellemiş oluyoruz. Bu şekilde bağlantı var. Evet. Çünkü kronik hastalıklar, özellikle bu tip hastalıklar çocuklarda da bir sürü bazen alerji testleri yapılıyor. Birçok insana ya da birçok çocuğa bazen alerjiler tespit ediliyor. Bazen edilemiyor ama halen yani bir alerji yok görünüyor ama alerjik problemler devam ediyor mesela. Tespit de edilemeyebiliyor. Yaşam boyunca ne yazık ki kimi bazı ilaçlara maruz, kimi de çok kötü yaşam koşullarıyla devam ediyor. Yani bunun bir çözümü varsa neden denememeli? Tabii ki de. Şimdi hücrelere bu kadar iyi anlamda müdahale edebilen bir ilaçtan bahsediyorsak, bu ilacı biz alsak, günümüzün ne yazık ki o tedavi edilemeyen modern tıbbın çaresiz kaldığı kanser hastalığının oluşmasını önleyebilir mi mesela? Önler diyemeyiz ama kesinlikle önleyemez de diyemeyiz. Dediğim gibi kanser çok kompleks bir miyazmaları olan bir hastalık ve genetiği çok kuvvetli bir hastalık. Yani anneden babadan, dedelerden, babaannelerden gelen genetiği taşıyorsa ve taşır yani mutlaka, taşıyorsa yatkınlığı vardır. Ve daha kanser olmadan hasta gelirse, yani başka bir şekilde mutlaka belirti verir. Mesela o hastalar genellikle hep sorumluluk sahibi insanlardır ve her şeyi kontrol altına almak isterler. Bu şekilde bir yapıları vardır. Yani bu artık rahatsız edici bir düzeye geldiği zaman ve bir homeopata başvurduğu zaman biz aile hikayesini sorduğumuzda gerçekten kanser öyküsü çıkıyor bir şekilde. Ve hasta daha kanser değilken... Kanser geçmişinde, ya ailesine kanser olan hastaların çoğunda var bu. Sorumluluk. Çok sorumluluk alması isteği ve her şeyi kontrol altına alma isteği. Mükemmeliyetçiler. Mükemmeliyetçi. Sanki bir şey olduğunda benim yüzümden oldu gibi bazen bir takım şeylere girebiliyorlar. Hani tabii ki bunu hasta anlamıyor. Biz bir takım sorular sorarak da geliştiriyoruz, anlatmasını sağlıyoruz. Ama ilk başta zaten öyküyü sorduğumuzda kanser denini, bunlara tek tek çıkıyor bunlar. Tabii ki de kanser denini. Aile geçmişinde o zaman siz önemsiyor musunuz bu sorularda? Kesinlikle. Yani sadece kanser için değil, çünkü kalp ya da diğer hastalıklarda. Tabii ki. Yani annesinin babasının diş problemlerine kadar her şeye bakıyoruz. Çok ayrıntılı bir süreç geçiyor o sırada. Şimdi tabii yavaş yavaş sonlara da yaklaşıyoruz. Ben toparlayalım da isteyeceğim ama bebekler için de konuşalım. İşte pişikler zaten soru da geldi. Diş problemleri, yine diş çıkarırken bebeklerin o yaşadığı o sıkıntılı süreçler ya da buna benzer bazı problemler, bebeklerde oluşan egzama, bebeklere tamamen uygulayabildiğimiz bir yöntem mi? Evet, kesinlikle tamamen güvenilir bir şekilde, gönlünüz rahat olacak bir şekilde uygulayabiliriz. Bu diş çıkarma süreçlerinde kullanabiliyorlar mı? Evet, kullanabiliyor. Kamomilla dediğimiz bir remedi var. Kamomilla ve belladonna var. İki ayrı remedi. Bebeğin de kişisel özelliklerine göre tercih ediyoruz. Çünkü bazı diş çıkaran bebekler çok huzursuz oluyorlar ve annenin kucağından yere koysam bile yani huzursuz olup tekrar taşınmak istiyor. Bu tür durumlar için kamomilla veriyoruz ama dışkısına bakıp da veya çok yüksek ateş
39 derece çocuk böyle tuttuğunuzda tutmasanız bile oranın yandığını hissedebilirsiniz. Bu tür durumlarda da belladona veriyoruz ama ikisi de diş çıkar veremediyse ikisi de çocuk bebeğin kişiliğine göre değişiyor. Çünkü şimdi hani büyüklerde bazı sorular sorarak anlayabiliyorsunuz evet. Ama hani bir bebek karşınızdaysa bu bir pişik, egzama ya da işte evet. Başka problemler yaşıyorsa ben de onu soracaktım. O ilaç neye göre o zaman belirlenecek diye. Evet, güzel bir soru gerçekten. Genellikle anneye babaya soruyoruz bir takım şeyleri. İşte size bakıyor mu? Ağlarken ya sizinle iletişim kuruyor mu? Ya da tamamen kendini kapatıyor mu? Bir şeyleri tırmalama ya da böyle zarar verme eğiliminde oluyor mu? Dışkısı nasıl? İdrarı nasıl? Ondan sonra yere bıraktığınızda ya da kucağınıza aldığınızda nasıl tepkiler gösteriyor? Hava değişimlerinden nasıl etkileniyor? Hmm. Gibi bir sürü soru soruyoruz. Evet, tabii ki anne babaya. Öyle evet. Teşhis ediyoruz diyorsunuz. Aynen. Şimdi noktalamaya doğru yaklaşırken ben şöyle de bir toparlayalım istiyorum. Alternatif bir tedavi yönteminden bahsettik ama bu bizim zihnimizde oluşan aktar eşittir evet, alternatif kesinlikle. Tedavi yöntemi değil. Tamamen tıbbın da Avrupa'nın da kullandığı bir tedavi yöntemi. Son olarak şunu izleyenlerimize de hatırlatarak aslında noktalayalım istiyorum ben. İzleyenlerimiz ben hemopatiyle tedavi olmak istiyorum dediklerinde o kişiyi nasıl seçiyorlar, nasıl seçmeliler, nelere dikkat etmeliler, ne kadarlık bir süreçte tedavi, mesela 1,5 saat sürüyor dedik, onun altını çözebiliriz. Nasıl bir tedavi yöntemi? Şöyle bir toparlarsak, hiç konuşmadık zaten, nasıl seçilmeli hemopat? Yani biz her hemopatım diyene güvenmeli miyiz? Yani mutlaka herhalde homeopatım diyorsa bir eğitimini almıştır diye düşünüyorum. Sertifikası vardır diye düşünüyorum. Genellikle siteleri oluyor, homeopati derneği oluyor veya yönlendirenler oluyor. Büyük hocalarımız oluyor, onlar yönlendiriyorlar. Ama hani bu şey şu şekilde bir doktor homeopata, bir eczacı homeopata danışarak bu sistem ilerliyor. Ve biz sürekli işbirliği içerisinde oluyoruz. Seçerken benim tavsiyem eğer yerleri varsa yerlerine gidip gerçekten yüz yüze görüşmeleri. Çünkü telefonla aradıklarında veya internetten baktıklarında çok başka olabiliyor. O yüzden yüz yüze görüşmeleri ve hasta homeopat arasındaki ilişki yüz yüze daha şekilleniyor. O şekilde ulaşabilirler. Yani neyle karşılaşacaklar? Bir kere 1,5 saat bazı sorularla karşılaşacaklar. 1,5-2 saat ciddi karmaşık sorularla karşılaşıyorlar. Yani hastanın kendi bile kendini o kadar ayrıntılı incelememiş oluyorsun o zaman kadar. Bu sorular özel belirlenmiş sorulardır. Tabii ki de. Bu şekilde 2 saat bir görüşme oluyor. Daha sonra remedi hastaya veriliyor. Ve bir ay boyunca biz telefonla görüşüyoruz ve bir aydan sonra tekrar seansı alınıyor. Bu şekilde bir süreç şimdi geçiyor. Şimdi ilacı kullandı, bir ay geçti, siz hastayla görüşüyorsunuz, bir aydan sonra size tekrar mı geliyor? Tabii evet. Takipleşe genellikle seans yürütüyoruz bu işlemi. Mesela çoğu geçiyor ama yani geçmezse ya da devam ediyor olursa ne oluyor? Yine mi ilaç veriliyor? Olabiliyor. Bu tür durumlarda da tamamlayıcı remediler dediğimiz remediler var. Yani bir tane remediyi verdiğimizde yanında tamamlayıcı bir remediye ihtiyaç duymuyoruz o an. Ama bir ay sonra istediğimiz seviyede değilse ya da agregasyon dediğimiz geçmişte olan semptomları tekrarladıysa tamamlayıcı remediler var. Bu tamamlayıcı remedileri de birlikte verdiğimiz zaman çözülüyor zaten. Onun zamanı gelmiştir oluyor. O zaman size son olarak şunu sorayım. Siz ya da çevrenizde tanıdığınız birileri, anneniz olabilir, yeğeniniz olabilir, evet. Kardeşiniz olabilir. Evet. Bu yöntemi kullandınız mı ya da kullanıyor musunuz? Kullandık ve kullanıyoruz. Devam ediyoruz. Kendi yeğenlerimde, kendimde ve babamda ama ben babamla başladık. Ayağında kemik çıkıntısı vardı ve ameliyat şarttı. Ve benim babam akademisyen. Ayakta kalması zorunlu. Dolayısıyla 3 ay yatamaz ve ameliyat olamazdı. Bu yüzden ne yapabiliriz diye baktığımızda o şekilde başlamıştım. Ve çok 2,5 ay gibi çok kısa bir süreçte oradaki kemik çıkıntısı gitti. Ve babam ameliyat olmadı. Ve şu anda hala yaklaşık 2 yıldır aktif olarak devam edebiliyor ders anlatmaya ayakta. Daha sonra benim kendimde dilimde ucunda bir kızarıklık vardı. Ve psikolojik olduğunu söylediler ve bir türlü tedavi edilemedi.
Daha sonra kendim de başladım ve o sıralar çok sinirliydim. Kendi kişisel yapıma göre bir remedi seçip onu kullandım 2 hafta içerisinde ve bununla birlikte biyoenerji de aldım bu arada. Hı hı. Bununla birlikte 2 hafta içinde 1 yıldır geçemeyen dil problemim geçmiş oldu. Geçmiş oldu. Bizzat kendimize evet, de denedik diyorsunuz aileyle. Evet, peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ümit ediyoruz ki bir faydamız, bir farkındalığımız İnşallah. Olmuştur. Çok güzel bir iş. Ben ümit ediyorum ki daha çok duyulsun, daha çok insan bilsin. Birilerine faydamız dokunabildiyse ne mutlu bize. Yayın vasıtasıyla da ne mutlu bize. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür zaman ederim. Zaman gelelim, konuşalım, detaylandıralım, birilerine daha duyuralım isterim. Olur tabii ki de, çok sevinirim. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, bugün Sora Sora programında homeopatiyi konuştuk. Eczacı, homeopat Umay Çilingir bizlerle birlikteydi. Nasıl bir tedavi yöntemidir? %100 iyileştirir mi? Mucize gibi bir yöntem diyerek uzun uzun konuştuk. Belki denk gelir başka haftalarda yine farklı konular üzerinden tedaviyi detaylandırıyor oluruz. Bizler noktalayacağız. Yarın yine aynı saatte, saatleriniz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.